şeyin farkında. İş adamından çalışan her üyesine kadar nerede ne yapacağını çok iyi biliyor insanlar. Keşanlılar eğer bizim bu konuşmalarımızı şu anda dinliyorlarsa, Keşan Efendi üzerinden, bütün Keşanlılara bir TRT çalışanı olarak, 30 yıla yakın TRT'de görev yapmış bir isim olarak sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve onları temsil etmek üzere buraya gelen siz değerli konukları tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi Keşan Efendi, ben nasıl tanıştım? Radyo Televizyon Üst Kurulu, RTÜK, TRT, Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı bir arada çok güzel bir proje oluşturdular. Medya çalışanları eğitimi yapmak üzere. Medya çalışanları eğitimine Türkiye'nin pek çok yerinden medya çalışanı, medya mensubu arkadaşımız geldi. Hepsi çok değerliydi. Birisi de Tokat'tan. Ama Keşanlılarla buluşmak ve Keşanlılarla bir araya gelmek, Keşan ekibi bir çok kişiden oluşan bir bütün haline geldi. Ve o kadar rahatlatıcı penceremiz, nefes alanımız oldular ki espriler oradan geliyor. Ve ben bir kez daha Hafize olarak Hafize Hanım'ı çok sevdim. Keşan Efrem olağanüstü yayın yapıyormuş. Bunu öğrendik. Çok ilgililer. Cavit Deniz 94'ten beri Keşan Efrem'de çok güzel bir programı imza atmış ve bana o yaşının getirdiği güzel alçak gönüllülükle ve büyük donanımıyla, sevgisiyle ve şefkatiyle ama bir öğrenci merakıyla hocam dedi, bildiğimizi sanıyorduk meğer bilmiyormuşuz. Ve bunu o kadar samimiyetle söyledi ki notlar alan, her derse katılan, her şeyi soran, meraklı bir çocuk nasıl öğrenmeye açsa aynen böyle bir tavırla. Anadolu insanının bu bildiği halde bilmezden gelen tecahülü arifi o kadar değerli ki, o kadar olağanüstü ki ve öğrenme arzusu, bu muhteşem alçak gönüllülüğü. Bunun karşısında ben gerçekten şapka çıkarırım. Bu beni çok mutlu etti. Buna vesile olan, tanımadım ama dün geldiğimden beri çok konuşuldu. Bugün bakışlarını ve fotoğrafını özellikle gördüğüm merhum Kerami Mercan'a böyle bir işe ön ayak olduğu için ve daha önceki kurucularına elbette çok teşekkür ederim. Ama yeni neslin bir özelliği var. Genç nesillerin. Onlar biraz daha farklı bakıyorlar meseleye ve diyorlar ki bizim ne işimiz var yayıncılıkta? Babadan gelen bu işi, bu uğraşı devam ettirme kararlılığını gösteren Tolga Bey'e de vizyon meselesi bu çünkü. Bugünden yarına verim alamazsınız yayıncı olarak. Uzun yatırımlar yapmanız gerekir. Verim ondan sonra kadar. O nedenle tebrik ediyorum sizi de. Şimdi efendim, uzun zamandır oturuyorsunuz. Sizi çok fazla yormayacağım. Ama şunu söyleyeyim ki, ben 1989 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na spiker olarak girdim. Çok sayıda sınavdan geçtim. En sonundaki kurs sonu sınavı bizim ölüp ölüp dirildiğimiz bir sınavdı. Ya girecektik ya girmeyecektik. Şimdi özel kanallarda çalışan arkadaşlarımız gibi çok fazla şansımız yoktu. Bir tane TRT vardı çünkü. Dolayısıyla ben o sene kuruma girip 1989 yılından 2008'e kadar TRT Çukurova Radyosu'nda çalıştım. Mersin'de. Fakat o arada Amerika Birleşik Devletleri'ne ücretsiz izin alıp gittim. Bir sene kadar Washington DC'de, Voice of America'da hem bir dil okulundaydım hem de orada volunteer dedikleri gönüllülükle yaptığım programlar oldu. Sonra geldiğimde tekrar Çukurova Radyosu'nda devam ettim ama 2008'den beri Ankara Radyosu'ndayım. Pek çok eğitime katılıyorum. Kaymakamların eğitimleri de başta olmak üzere. Bir takım kurumlar, özel yerler, bu eğitimlerde özellikle benden istenen, bizlerden istenen şu, bir dilin özelliği nedir? Herkes kendi dilini konuştuğunu zanneder. Hepimiz anlaşıyoruz çünkü. Ya da anlaştığımızı zanneder.
incelikleri nedir? Şimdi yayıncılar, burada radyocu arkadaşlarımızı dinledik az önce. Her biri başka bir üslupla karşınıza çıkıyorlar ve her birinin alıcısı var. Merak ediyor hangi programda ne söyleniyor ve alıştıktan sonra da o saati açıp dinliyor. Şimdi biz TRT'cilerin şöyle bir özelliği var. Buradan ayrılan tarafımız o. Haber, eğlence, müzik, kültür sanat, siyaset, ekonomi, aklımıza gelebilecek her alandaki her programı sunmak zorundayız. Yani ben programımı seçemiyorum. Program bana veriliyor. Dolayısıyla